Bugün bize sık gelen sorulardan bir tanesi olan kemik tümörlerinde uzuv kaybolur mu'ya cevap vereceğim. Şimdi kemik tümörleri deyince tabii çok geniş bir alanı kapsayan bir konudur bu. Bir kere en basit ayırmak gerekirse kemik tümörleri tabii diğer tüm tümör tiplerinde olduğu gibi iyi huylu ve kötü huylu olarak ikiye ayırmak gerekir. İyi huylu kemik tümörlerinin içerisinde de yine lokal saldırgan dediğimiz yani bölgesel saldırı gösteren tümörler vardır. Bir de tamamen kendi bölgesiyle sınırlı, hiçbir şekilde sağa sola yayılmayan iyi huylu tümörler vardır. Şimdi bir de kötü huylu tümörler içerisinde tabii ki uzuvu özellikle tehdit eden bölüm kötü huylu tümörlerdir. Kötü huylu tümörler kemik tümörleri içerisinde çok sık karşılaşılan osteosarkom, uric sarkom ve kondrosarkom vardır. Bunlar yani çok sık karşılaşılan dediğim genel kanser türleri içerisinde çok yaygın değildir ama kemik tümörleri içerisinde kötü huyluların en büyük bölümünü bu Ewing sarkom, osteosarkom ve kondrosarkom denilen bu üçlü oluşturmaktadır. Şimdi bunların da tabii ki kendi aralarında dereceleri var. Yani mesela bir osteosarkom kötü huyludur ama bunun içerisinde de alt kademelerinde daha kötü huylu olanları var, daha az kötü huylu olanları var ama sonuçta osteosarkom genel olarak kötü huylu bir tümördür. Şimdi organı tehdit eder mi veyahut da uzuv kaybına yol açar mı'nın cevabı şudur. Eğer geç teşhis edilmişse ve ileri düzeyde bir kötü huylu tümörse, kemik tümörü ise tabii ki organı tehdit eder. Şimdi burada karar verilmesi gereken şudur. Şimdi bazı cerrahilerde organ koruma cerrahisi denilen yöntemler uygulanabilir. Mesela kemik tümörü kötü huyludur. Fakat derecesi daha düzgündür, derecesi daha düşüktür ve bu tip tümörlerde organ koruma ameliyatları uygulanabilir. Bunlar da protezlerle veyahut da bazı rekonstrüksiyon modelleriyle organ mümkün olduğunca korunur. Ek tedavi yöntemi olarak radyoterapi, kemoterapi verilebilir ve bunların sonucunda organ korunaraktan tedavi sağlanmış olur. Ama geç teşhis edilmiş veyahut da erken teşhis edilmiş olabilir ama gerçekten yayılmıştır tümör veyahut da tümörün derecesi çok yüksektir. Bu tip tümörlerde maalesef ki cerrah organı korumayla hayatı koruma arasında tercihte bulunmak zorunda kalabilir. Eğer tümör tipi bu bahsettiğim gibi kötü huylu bir tümör ve ileri evre yayılmış, metastaz olmuş veyahut da bölgesel olarak yayılmış. Mesela kolun omuzdan ta dirseğe kadar olan bölümünü kapsamış bir tümörse bunu korumaya çalışmak demek yani organı korumaya çalışmak demek hastanın hayatını riske etmek demek olabilir. Bu tip durumlarda maalesef ki organı feda etmeyle hayatını kurtarma arasında tercihte mutlaka ki organı feda etme düşünülebilir. Ve bu durumlarda da uzuv kaybına bu böyle tümörler yol açabilir. Bir de bazı lokal agresif dediğimiz yani kötü huylu çok kötü huylu tümörler değildir. Bölgesel tümörlerdir ama işgal ettiği alan bazen o kadar büyük alanı kapsar ki yani bunların rekonstrüksiyonla işte protezle tedavisi mümkün olmayabilir. Ve burada organı korumak hastanın fonksiyonlarını bozma açısından daha olumsuz etkilere yol açabilir. Böyle tip durumlarda da her ne kadar tümör çok kötü huylu olmasa da kapsadığı alanın çok geniş olması nedeniyle organ kayıplarına neden olabilir.